İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu hafta gene bize sıra dışı gelen ama hepsi gerçekten yaşanmış üç hayat öyküsüyle birlikteyiz. Gene yüreğimizin sesiyle duyabileceğimiz, gene gönlümüzün gözüyle görebileceğimiz hepsi çarpıcı birer örnek olan öyküler izleyeceğiz. Gerçek anlayışımızı aşan, ancak sevgimizle, duygularımızla, sezgilerimizle kavrayabileceğimiz olağanüstü bir dünyada yolculuğa çıkacağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bir insana gönülden yaptığınız her iyilik, ister amacına ulaşsın ister ulaşmasın, gönül defterimize yazılır sevgili izleyiciler. Yüreği iyilikle dolu insanlar er ya da geç mükafatlandırılır. Gizli dünyalarda izleyeceğimiz ilk öykü, yardımının mükafatını hiç gecikmeden alan iyi yürekli bir insanın gizemli yaşam öyküsü. Birlikte izleyelim. Buz gibi su. Buyurun efendim. Selçuk Bey, hala yolda mısınız? Evet. Evet, hala yoldayım. Güzel. Hemen şirkete geri dönün. Telaştan size yanlış dosyayı vermişim. Tamam efendim. Hemen geliyorum. Ama çabuk olun. Toplantıya geçinmeyin. Hiç merak etmeyin efendim. Acele edin Selçuk. Hemen geliyorum. Hay Allah. Ay, abi alın şunu ya. Bu ambulansa nerede kalın? Kan kaybından gidecek adam. Abi dur. Abi yaralı var abi ya. Bir yaralı var abi. Şunu bir alalım abi. Allah rızası için. Kaç saattir durmuyorlar abi ya. Lütfen abi ya. Kaç saattir yatıyor abi. Kimse durmaz. Ölecek abi ya. Abi gel atalım. Şunu 2 dakika atalım abi ya. Sağ ol abi. Allah razı olsun ya. Hadi sağ ol abi. Hadi bir yere atalım. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Getirin böyle. Dikkatli olun dikkatli. Kaza geçirdin ama iyileşeceksin. Ne oluyor ya? Ölüyorum ben. Sakın kendini bırakma. Hadi anlat bakalım. Çoluğun çocuğun var mı senin? Var ya. Oğlum var benim. Bak, aslan gibi oğlum varmış. Onu düşün. Güçlü ol. Onun için yaşa olsun, tamam mı? Ben ölürsem ne olur onlar. Kim bakar onlara? Öleceğime üzülmüyorum abi. Onlar için üzülüyorum. Ölmeyeceksin kardeşim. Sık dişini. Geliyoruz hastaneye. Dayan canım kardeşim, dayan. Hay Allah. Sedye, bir sedye getirin çabuk. Bir araba çarpmış, çok kan kaybediyor. Çabuk olun.
Doktor bey, durumu nedir? Siz yakını mısınız? Hayır, değilim. Bir araba çarpıp kaçmış. Hastaneye ben getirdim. Demek hala insanlık ölmedi. Çoğu bunu yapmaya bile korkar. Nasıl bırakırdım adamcağızı orada can çekişirken? Anlıyorum. Ameliyat sürüyor. Çok kan kaybetmiş. Ailesine de bildirdik. Şimdi benim ameliyata girmem lazım. Hemşirem, kocam nerede? Hemşirenizin ismi neydi? İsmi Kemal Turan. Siz Kemal Bey'in eşi misiniz? Evet, nasıl, iyi mi o? Hala ameliyatta. Ama korkmayın, inşallah iyileşecek. Hastaneye ben getirdim. Bu oğlu değil mi? Evet, oğlumuz. Kemal'e bir şey olursa biz ne yaparız? Evimin direği o. Siz Kemal Bey'in eşi misiniz? Evet, evet doktor bey. Maalesef eşinizi kurtaramadık. Bak bacım, bazılarımızı Allah çok sever. Yanına daha erken alır. Biz ne yaparız şimdi oğlumla beş parasız? Kocanızın sigortası var mıydı? Yok doktor bey, yok. Anlıyorum. Hastane masrafları için bir miktar ödeme almamız gerekiyor da. Tamam doktor bey, tamam. Ben hallederim. Ama... Bacım... Sen bana adresini de yaz hele. Belki bir yardım mı olur karınca kararınca ha? Allah razı olsun sizden. Vah yavrum vah. Çok da küçükmüş oğlan. Ne yapacaklar acaba şimdi? Ya pek de tatlıydı. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapalım hanım. O yavrucak aklıma geliyor da içim fena oluyor. Bizim de durumumuz malum. Ne yapabiliriz ki Selçuk? Elimizden ne geliyorsa Hamiyet. Yarın bir şeyler götüreyim diyorum. Ha, ben de birkaç parça giyilmemiş bir şeyler olacak. Onları da kadıncağıza veriver. İyi olur Hamiyet. Çok iyi düşündün. Geldiniz Selçuk Bey. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk bacım. Ufak tefek bir şeyler getirdim de. Ne zahmet ettiniz. Evimiz biraz küçük ama kusura bakmayın. Oo. Ne haber Mehmet? Nasıl gidiyor? Hoş geldin amca. Buyurun. Hoş bulduk yavrum. Bak sana defter kitap getirdim. Mehmet okula gidemeyecek. Babası gibi çalışması gerek. Artık evin erkeği o. Daha çok küçük. Okula gitmeden olmaz. İstiyorsun okula gitmeyi değil mi Mehmet? İstiyorum ama... Madem ki istiyorsun, gideceksin. Bak bacım. Eğer kabul edersen okul masraflarını elimden geldiğince karşılarım. Yeter ki Mehmet okusun. Biz size zaten bu kadar yük olduk. Bunu kabul edemem. Bacım, beni bir abin gibi kabul et. Bu çocuğa yazık olmasın. İçimden geliyor. Nasıl ödeyeceğiz size olan borcumuzu bilmiyorum. Mehmet okursa borcunuzu ödemiş olursunuz bacım. Söz mü Mehmet? Çok çalışacaksın, tamam mı? Söz.
Aferin sana. Hadi ben artık kalkayım. Vallahi Selçuk Bey, hakkınız nasıl ödenir bilmiyorum. Olur mu öyle şey bacım? Düşünme sen bunları. Zaten acın da çok yeni. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Hadi be. Kızım, senin gözlerin benim gözlerimden daha güzel dedim, iyi mi? Yok be. Çak çak çak. Hadi çak bakalım. Hay Allah. Ne oluyor buna şimdi ya? Hadi kanka, hadi içelim. Hadi. Daha bitmedi. Bitmedi tabii. Bitmez. Oğlum. Bizim altınlara da haber verelim, onlar da gelsinler ha. Tamam. Bir adam. Yürek sen mi çarptın? Bak. Bak sinirlerim bozuluyor. Konuşacak mısın? Konuş. Hayrola Ahmet? Yaralıyı getiren adamı bir türlü konuşturamıyorum doktor bey. Ağzından tek kelime çıkmıyor. Dur bir de ben bakayım. Şimdi buradaydı. Nereye gitti bu? Ahmet? Neredeyim ben Ahmet? Ne oldu bana Hamiyet? Kaza geçirdin Selçuk. Bir araba çarpmış sana. Ama iyisin, merak etme. Evet. Hatırlıyorum. Yardım istedim. Hiçbir araba durmadı. Sonra biri durdu ama... Bayılmışım Hamiyet. Sonrası yok. Geçmiş olsun Selçuk Bey. Sağ ol. Ucuz atlattınız. Hastaneye bu kadar çabuk yetişmeseydiniz sizi kurtaramazdık. Kim getirdi beni doktor bey? Burada mı? Buradaydı ama tuhaf bir durum oldu. Polis ifadesini alırken birden yok oldu. Giderken de bu resmi düşürmüş. İşte.
Bu adam da sizi getiren. Yanındakiler de karısıyla çocuğu herhalde. Bu Kemal. Bu adam 6 ay önce öldü doktor bey. Herhalde benzetiyorsunuz. Bu adam da sizi getiren. Eminim. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Aman Allah'ım. Beni Kemal kurtarmış Hamiyet. Beni Kemal kurtarmış. Kemal? Mehmet'in babası mı? Ne diyorsun sen Selçuk? Ölünce onları yapayalnız bırakmıştı. Gözü arkada kalmış. Onun için mi seni kurtardı? Onları koruduğumu görüyordu Hamiyet. Onlar yoksulluğa düşmesin diye beni kurtardı. Baba kalbi. Cennette bile dayanamadı canlarının sahipsiz kalmasına. Onlar sahipsiz kalmayacak Kemal. Sen cennetinde rahat uyu. Sahipsiz kalmayacak. Rahat uyu. Rahat uyu. Gizli Dünyalar'ın ilk öyküsünü izlediniz. Bencillik, başkasının çaresizliğine sırt çevirmek. İnsanoğlu ne acıdır ki bu günahları sürekli işliyor. Selçuk birçok insanın aksine yüreğinin sesini dinledi ve kazandı. Yaptığı iyilikler ona geri döndü. Temiz yüreğini ve insanlığının mükafatını gecikmeden aldı.